Herkese merhabalar, herkese selamlar. YouTube Üniversitesi'nin kanalımızın değerli takipçileri, hepiniz hoş geldiniz, umarım iyisinizdir. Bugün, e, Felsefe Sözlüğü dizimizin e, diğer bir sayfasında, e, felsefenin üç temel kavramıyla e, birlikte olacağız, birlikte ele alacağız. Bunlardan birincisi Darwinizm. E, Darwinizmin hem biyolojik anlamda hem de sosyal anlamda Darwinizmin neye tekabül ettiğini e, temel faraziyelerinin neler olduğunu ve getirilen eleştirilerin neler olduğu üzerinde felsefi anlamda e, konuyu irdelemeye çalışacağız. Bugünün Bugünkü felsefe sözlüğümüzün ikinci kavramı ise e, akıl yürütme, muhakemenin iki temel yöntemi olarak e, dediksiyon ve indiksiyon yani tümden gelim ve tüme varım kavramları üzerinde duracağız. Bu iki kavramın e, akıl yürütme açısından muhakeme açısından e, ne içerdiğini, ne ifade ettiğini ele almaya çalışacağız. Bugün üçüncü kavramımız da değerli felsefe dostları e, diyalektik kavram. E, kurucusu babası olarak bilinen e, Heraklitos'tan Zenon'dan Platon'dan ve e, geçtiğimiz asırda son iki asırda üç asırda e, gerek Hegel'in gerekse Marksın e, olayı nasıl formüle ettiğini nasıl içerikler kazandırdığını e, bu anlamda e, diyalektik kavramının tez e, sentez ve antitez anlamında ve sürekli değişim ve dönüşüm anlamında neye tekabül ettiğini e, ele almaya çalışacağız. Heraklitos'un o meşhur bir ırmakta iki kez yıkanılmaz sözünden bugüne... diyalektik kavramının içeriğinde ne gibi değişiklikler olmuş... ...bunu felsefi anlamda ele almaya çalışacağız. Ee, söyleşimize geçmeden önce e, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, anonsumu tekrar, tekrar etmiş olayım. Ee, YouTube'un algoritması gereği... E, gerek e, abone sayıları gerekse beğenme yorum yapma gibi etkinliklerin e, bu anlamda önemi var. E, i̇çeriklerimizi, videolarımızı şayet beğeniyorsanız bu şekilde bu içeriklerin daha çok kişiye ulaşması açısından katkıda bulunursanız sevinirim. Hemen Felsefe Sözlüğümüzün bugünkü sayfalarını aralamaya başlıyoruz. Hadi buyurun. Değerli felsefe dostları, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugün e, felsefe açısından önem taşıyan e, üç temel e, önemli kavram üzerinde duracağız. E, bunlardan birincisi Darwinizm, e, ikincisi dediksiyon dediğimiz akıl yürütme muhakeme ile ilgili e, iki yöntemden birisi olan dediksiyon ve indiksiyon. E, son olarak bir de diyalektik kavramları e, üzerinde duracağız. Bunların felsefe bakımından, felsefi terimler, akımlar ve doktrinler bakımından neye tekabül ettiğini, içeriğini hep birlikte ele almaya başlayacağız. İlk kavramımız Darwinizm kavramı. Ee, Darwinizmle ilgili olarak e, İngiliz e, doğa tarihçisi Charles Darwin'in canlıların doğal seçilim yoluyla geliştiğini savunan bir evrim kuramı olduğunu öncelikle söylemek mümkün Darwinizm tüm organizma ve türlerin varoluş sürecini bireyin birbiriyle rekabeti, hayatta kalma ve üreme yeteneklerini artıran küçük kalıtsal varyasyonlarla tetiklenen doğal seçilimle oluştuğu konusunda yoğunlaşan bir akım olarak ifade edilebilir. Darwinizm yine türlerin varoluşunu ve yaşamın kaynağını çeşitli şekillerde anlatan diğer açıklamalar gibi, diğer teoriler, kuramlar gibi bazı varsayım ve ön kabullerden oluşan bir teori olarak yine el alınmaktadır. 1859 yılında Darwin'in Türlerin Kökeni meşhur kitabının yayını sonrasında kendisinden önceki kuramlar üzerinde bir üstünlük kurduğunu, popülerlik kazandığını söyleyebiliriz. Ayrıca bunun yanında yaratılış düşüncesi bağlamında bilimsel bir yaklaşımdan ziyade bir ideoloji olduğu yönündeki Yoğun eleştirileri de görüyoruz. Yani darwinizmin yaratılış düşüncesine karşı geliştirilen ideolojik bir yaklaşım olduğu yönünde eleştiriler mevcut. Darwin e, bunun yanında, bu söylediklerimizin yanında, "Türlerin Kökeni" kitabında bu sürecin doğruluğunun kanıtlanmasının nasıl mümkün olduğunu şu şekilde açıklıyor değerli felsefe dostları. Şöyle diyor, eğer kuramım doğruysa, ortaya attığım bu kuram, teori doğruysa, yani bu şeyli şartlı bir cümle kuruyor. Türleri birbirine bağlayan sayısız ara geçiş çeşitleri kesinlikle yaşamış olmalıdır. Böyle bir varsayım üzerinden gidiyor. Bunların yaşamış olduklarının kanıtları da Darwin'e göre sadece fosil kalıntıları arasında bulunabilir fikrini dile getiriyor. Ancak değerli felsefe dostları faydalı değişiklikler oluşmadığı sürece doğal seçilimin, seleksiyonun hiçbir işe e, yaramayacağını, hiçbir, iş, hiçbir hiçbir iş yapamayacağını, hiçbir yap e, bir iş yapma yeteneğine, kabiliyetine sahip ol e, olmadığının burada altını çizmek gerekiyor. Burada darvinizmin e, ispatlamakta zorlandığı e, zorluklar ve itirazların iki önemli noktada toplandığını yoğunlaştığını görüyoruz. Bunlardan birincisi türler diğer türlerden ince dereceli olarak geldiyse şayet neden her yerde sayısız ara geçiş biçimi görmüyoruz? Yani bütün türlerle ilgili dünyanın her tarafında geçiş ara geçiş türleri, biçimleri oluşmalı veya görülmesi gerekmez miydi? İkinci nokta da itirazların e, ve açıklanmakta zorlandığı Darwinizmin ikinci noktada, türler bizim gördüğümüz gibi iyi bir düzen içinde olmak yerine neden tüm doğa kafa karışıklığı içinde değil? Yani kainatta, dünyada bir e, düzen, intizam var, bir, e, bir düzenlilik, düzenli bir işleyiş var. Eğer Darwin'in dediği gibi böyle bir seleksiyonla, seçilimle bir... E, gelişme olsaydı o zaman doğanın tabiatın bir kafa karışıklığı kaos içinde bulunması gerekmez miydi? Bu iki itiraz noktasını açıklayamıyor Darwinizm. O, neden o nedenle de bilimselliği tartışmalı hale gelmiş oluyor. Evet değerli felsefe dostları biz Darwinizmi e biyolojik Darwinci Darwincilik ve sosyal Darwincilik olmak üzere iki başlık da ele alabiliriz. Bunlardan birincisi olan biyolojik Darwincilik, dar anlamda doğal seleksiyon düzenini vurgulayan, yani tabiattaki doğadaki doğal seçilim, yani güçlülerin güçsüzleri ortadan kaldırması, güçlünün ayakta kalması mantığını dayanan bir seleksiyon vurgusu olduğunu görüyoruz. Buna göre bu yaklaşım çerçevesinde tüm canlı türler organizmaya doğal koşullarda ayıklanmaktan kurtulma, ve çoğalma olanağı sağlayıcı varyasyonların doğal seleksiyonuyla gelişmektedir. Darwincilik doğal seleksiyon seçilim tezini sorgulanamaz, doğruluğu apaçık bir ilke saydığı ölçüde de bilimsel bir kuram olmaktan uzaklaşıyor, ideolojik bir öğreti kimliğini kazanmaktadır. Ancak hemen belirtmeli ki bu öğretisel eğilim geçmişte kalmış bir e, olaydır, Bugünkü anlamıyla darvincilik bilimsel evrim kuramıyla özdeşleştirilmektedir. Bunun da altını çizmekte yarar var. Gelelim sosyal darvinizm konusuna. Burada ise e, toplumsal anlamda bir ucu ırkçılığa varan bir yaklaşım bu. Gelecekte yüzyıllarla ölçülemeyecek kadar kısa bir zaman sonra medeni ırklar neredeyse kesinlikle vahşi ırkları dünya çapında yok edecek ve onların yerine geçecektir fikri burada savunuluyor. E, profesör Shevt e, Şev, da belirttiği üzere, altını çizdiği üzere, insan benzeri maymunların da soyu şüphesiz ki kurutulacaktır. Böylece aradaki fark açılacaktır. Zira insan daha medeni bir duruma gelecek. Umar ki sadece beyazır kalacak ve maymun bir babun kadar alçalacak. Böylece şu anda bir zenci veya Avustralyalı ile Goril arasında var olan yakınlık ortadan kalkacaktır gibi biraz absürt, e, tuhaf fikirler burada sosyal Darwinizm çerçevesinde ifade ediliyor. Evet. Bu arada e, kanalımıza, YouTube Üniversitesi kanalımıza abone olmak e, suretiyle, e, yorumlarda bulunmak suretiyle veya işte bildirim zilini açmak şeklinde Farklı şekillerde e, içeriklerimizin, videolarımızın daha çok izleyiciye ulaşması açısından katkıda bulunursanız, hemen burası yerde gelmişken söylemiş olayım. Darwinizmde, Darwinizm, de, e, Darwinizm e, konusunda e, bir de Darwin'de bilimsel ve felsefi boyutu ayırma üzerinde durmak gerekiyor. Yani Darwinizmin e, ortaya e, koyucusu olarak Darwin'deki bilimsel ve felsefi boyutu iki farklı bağlamda ele almak gerekiyor. Zira kötüye kullanılan ideolojik bir aygıt olarak bir silaha dönüştürülen burada ikinci boyut olarak yani felsefi boyutu darwinizmin felsefi boyutu karşımıza çıkıyor. Darwin'in doğal seleksiyon yaklaşımı Marksizmin diyalektik anlayışına da büyük destek sağlamış. Buradaki doğal ayıklanma Marksiz anlayışta hayat mücadelesi ve sonra da da sonrasında ise sınıf mücadelesi fikrine dönüşmüştür. Bu anlamda Darwinizmle Marksizm arasında çok yakın bir fikirsel işbirliği, arka plan işbirliği söz konusu. Sonuç olarak değerli felsefe dostları, türler arasındaki geçişin ileriye mi yoksa geriye mi doğru olduğu tespit bile edilememişken, özellikle sosyal meselelerle ilgilenen filozofların Darwin'in görüşlerini kendi açılarından yorumlayıp Olur olmaz her konuya uygulamaya çalıştıkları gözlenmektedir. Bunun da altını çizmekte yarar var. Günümüzde artık Darwin'in türlerin birbirinden yavaş yavaş çıktıkları fikri terk edilmiş görünüyor. Çünkü bu düşünce bilimsel değerini kaybetmiştir, popülerliğini kaybetmiştir. Kendiliğinden oluş, yani kendi kendine olma fikri ve türlerin yavaş yavaş birbirinden türediği fikrinin bilimsel ve mantıklı olmadığı bugün genel olarak kabul görüyor. Çünkü cansız sistemlerden canlıya geçişi gösteren hiçbir gösterge ve delil ve işaret maalesef bulunmamaktadır. Yani böyle bir delil gerçeklik yoktur. İnsan türünün maymundan evrildiği düşüncesi de bu bağlamda temelsiz ve dayanaksızdır. Konu büyük oranda Darwinizmin ideolojik olarak kullanılması suretiyle yaratılış düşüncesine karşı çıkma yaklaşımıyla ilgili olduğu görülüyor. İlahi dinlerin yani hem Müslümanlığın hem Hristiyanlığın hem Yahudiliğin e, bu yaklaşımına yani yaratılış fikri yaklaşımına materyalist bir tarzda karşı çıkma niteliğinde ideolojik olarak Darwinizmin bir araç olarak e, kullandığı, araç sallaştırıldığı e, dikkat çekiyor. Evet, değerli felsefe dostları e, bugünkü eee sohbetimizin, söyleşimizin ikinci e, sözlüğümüzün, felsefe sözlüğümüzün ikinci kavramı aslında üst başlık olarak akıl yürütme, muhakeme. Muhakemenin de bu anlamda dediksiyon ve indiksiyon yani tümden gelim ve tüme varım şeklinde iki farklı tezahürü e, hatta totoloji çelişki olarak üçüncü türünden bahsedebiliriz. Şimdi burada akıl yürütmenin e, muhakemenin bir e, türü olarak dediksiyon, tümden gelim ne anlama geliyormuş, içeriği neymiş bakalım. Mantıkta akıl yürütme ya da muhakeme bilinen olgular ve kurallar kullanılarak yeni bilgiye ulaşılmasını ifade ediyor değerli felsefe ve dostları. Akıl yürütme üç başlıkta incelenebilir. Tümden gelim, dediksiyon, tüme varım, indik indiksiyon ve analoji yani çelişki. Klasik mantığın temelinde tümden gelim bulunmakta tümden gelim ya da dediksiyon latince dedik diyor. Felsefe ve mantıkta sahip olunan genel verilerden yola çıkarak özel sonuçlar çıkarma yöntemi olarak bilinmektedir. Tümden gelimin aksi tüme varım metodudur. Tümden gelim öncül bilgilerden yeni sonuçlar çıkarmak anlamına gelir. Öncüller hali hazırda yani mevcut durumda bilinen ya da varsayılan olgulardır. Örneğin yani bir örnek vermek gerekirse arabalar dört tekerlidir ve kara şimşekli arabadır. Öncüllerinden tümden gelim yoluyla kara şimşek dört tekerlidir sonucu elde edilebilir. Bu sonuca varılabilir. İndiksiyon dediğimiz tümevarım yöntemi ise muhakemenin akıl yürütmenin bir diğer tür olan tü, indiksiyon tümevarım ise özelden yola çıkılarak genel hakkında bilgi et, elde edilmesidir. Bilimsel yöntemin temeli olan tümevarımda çok sayıda tikel bilgi kullanılarak tümel bir kural doğrulanmaktadır. Örnek vermek gerekirse yine burada. Serçe güvercin karga uçar. Serçe güvercin karga kuştur. Tikel bilgilerinden kuşlar uçar tümel bilgisine varılmaktadır. Ancak e, tüme varımsal akıl yürütme tümlem gelimde olduğu gibi kesin bir sonuca götürmez. Tüme varım var olan gözlemlerle tutarlı olmasına karşın henüz yapılmamış gözlemlerle çelişmesi mümkündür. Örneğin penguen uçamaz. E, penguen kuştur bilgileri edinildiğinde daha dar bir öncül kümesiyle çıkasanmak olan kuşlar uçar önermesi geçersiz olacaktır. Evet değerli felsefe dostları gelelim bugün felsefe sözlüğümüzün üçüncü kavramı ve bu kavramın e, baba isimlerden birisi burada Hegel'in resmini görüyoruz hemen ilk çağ filozoflarından itibaren diyalektik kavramının düşüncesinin nasıl ortaya çıktığı ortaya çıkıp geliştiği ile ilgili e, içeriye içeriğe hemen bakalım. Evet, diyalektik metot çok eski, köklü bir metot. Evet, e, gelişimine bakalım. Öncelikle diyalektik kavramından hareket edecek olursak kelime kökü diyalog ve etik kurallı bir şekilde tez ve antitezin ortaya, ortaya konulmasıyla belli bir konu üzerinden ortak değerlerini inşası anlamına gelmektedir. Yani tartışılmış bir şekilde tezden senteze geçmiş, farkında olunmadan tekrar tartışılmasında yine aynı soru ve olası varsayımsal cevaplara ulaşılacak kavram değerlerine verilen genel adlandırmadır. Başlangıçta tartışma sanatı ya da çelişkili yollardan muhataplarını ikna etme sanatı anlamına gelmekteydi diyalektik. Karşıtlıkları kullanarak gerçekleştirilen akıl yürütme biçimi olan diyalektik ya da Sokrates yöntem tartışma ve düşünme sanatı olarak diyalektiğin antik çağdaki en yetkin ve yaygın hali olarak dikkatimizi çekiyor. Değişimin ve hareketin sürekliliği düşüncesi de bu aşamada diyalektik olarak ifade edilmiştir bir sonuç olarak bir fikirden ya da ilkeden içerdiği olumlu ve olumsuz bütün düşünceleri çıkarma yöntemine biz diyalektik adını veriyoruz arkadaşlar. Platoncu anlayışta fikirler gerçek anlamına geldiklerinden yani fikir ile gerçek özdeşleştirildiğinden diyalektik fikirlerin diyalektiği olarak ele alınmaktadır. Ama başka yönlerde duyulur olandan nesnelerin fikirlerine ulaşma e, giderek de bu nesnelerin ve bilgilerin saf, değişmez ilkelerini ya da yasalarını, kanunlarını bulgulama anlayışı olarak da ortaya çıktığı görülmektedir. Heraklitos ki e, diyalektik düşüncesinin e, babası sayılır. Heraklitos. Heraklitos'un aynı ırmakta iki kez yıkanılmaz sözü diyalektiğin başlangıç halindeki açık tanımını bize vermektedir. Diyalektik üzerine bütün çalışmaların başlangıç noktası burası olarak kabul edilmektedir. Oluş ve değişim kavramları bu noktada diyalektik anlayışın temel kavramları olarak belirir, ortaya çıkar. İlk çağ filozofları birbirine zıt yönlerde de olsa diyalektikçi idiler. Sokrates'te ve sofistlerde diyalektik yöntem belirli şekillerde, yani farklı şekillerde de olsa kullanılmıştır. Aristoteles diyalektiğin babası olarak Heraklitos'u değil, Zenon'u göstermektedir. Zenon'un diyalektiği bir tür özdeşlik düşüncesine dayanır ki o bu yöntemi kullanarak bir dizi paradoksla hareketin imkansızlığını göstermektedir. Evrende görülen çokluk ve çeşitlilik yanıltıcıdır. Ona göre tıpkı hareketin yanıltıcı bir görünüm alması gibi bunlar da Zenon'un e, dialektikle ilgili düşünceleri Evet, değerli felsefe dostları, diyalektik kavramının olgusunun gelişmesi konusunda Hegel'in ayrı bir yeri var tabii ki. Hegel'e geldiğimizde ise tam bir felsefi çalışmayla ortaya konulmaktadır diyalektik. Bir yöntem olarak içerimleri kuramsal bir açıklamayla ortaya konmaktadır. Buna göre diyalektik mutlak fikirin tez antitez, sentez, diyalektik üçlü hareketiyle gerçekleşmesi ve bunun bu şekilde anlaşılması yöntemi olarak değerlendirilmektedir Hegel'in bakış açısıyla. Hegel düşüncenin hareketinden sezinlediği diyalektiği evrenin hareketine yönetmiştir bu yaklaşımıyla. Çünkü Hegel evreni maddeleşmiş bir fikir olarak görmekteydi. Başka bir açıdan Hegel'e göre düşünce ve varlık özleştirirler e, ve burada diyalektik bütün düşüncenin ve varlığın gelişim sürecine tekabül etmektedir son olarak e, diyalektik konusunda e, tabi hegelden bahsedince Marx'tan da bahsetmek gere gerekiyor e, Marx, Hegel'in ortaya koyduğu diyalektik düşüncesini tersine çevirerek Hatta meşhur ifadesiyle amuda kaldırarak Hegel'in yolundan giderek diyalektiği maddeci bir temelde değerlendirmektedir. Yani Hegel'in e, manevi olana, e, maddi olmayana indirgediği diyalektiği amuda kaldırarak Marx madde, maddeye, materyale, materyalist e, fikre indirgemiştir. Diyalektikte hareket başlangıcından itibaren çelişki kavramıyla ve dolayısıyla karşıtlık kavramıyla bağlantılı olarak açıklanmaktadır. Marx, maddenin hareketinin diyalektik iç çelişkilerinin ürünü olduğunu ileri sürer ve düşüncenin diyalektiği de bu noktada maddenin hareketinin bilince yansıması olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle Marksist felsefe diyalektik materyalizm olarak da ifade edilmektedir arkadaşlar. Bu da önemli bir bilgi. Böyle algılandığı için de diyalektik yöntem giderek diyalektik hareketin bilimi haline gelmiştir. Marx ve Engels ile diyalektik artık tamamen neredeyse bugün anlamına kavuşuyor. Bunun en doğru ve akılcı tarifini ise kim yapmıştır? Engels yapmıştır. Diyalektik Engels'e göre dış dünyada ve insan düşüncesindeki hareketin genel yasalarını inceleyen bilimdir. Yani diğer bir ifadeyle diyalektiğin gelişmesi tamamen bilimlerin gelişmesine bağlıdır. Bu e, ...materyalist... E, ...Marksist felsefeye göre... ...veya Engels'in... E, ...formülasyonuna göre. Evet, değerli... E, ...felsefe dostları, YouTube Üniversitesi'nin... E, ...kanalımızın değerli takipçileri... ...bugün de... E, ...felsefe sözlüğümüzün... ...sonuna, nihayetine... ...geldik. E, Bugünkü seyreşimizin sonunda... E, ...öncelikle izlediğiniz için... ...teşekkür ediyorum. Kanalımızın daha çok o, kişiye ulaşması yaygınlaşması için daha çok duyulması için gerekli katkıyı sağlarsanız memnun olurum. Yeni bir felsefe sözlüğünde bunu